Kadın gözünde şundan şu evli olur ama onlar evlilik ne demek onun farkına bile varmazlar. Varırlar mı? Bir kere bu söylediğinizin gerçekleşmesi için o zaman dünyanın konumu ayrı şimdi yani. Mesela şimdi hiç hali arazi yok. Türkiye. Yani gidip de bir boş yer olsa hadi Hollanda'dan bilmem Alman'dan şunlar ben de Türkiye'ye gidelim lan orada hükümet olan bayrak dikelim. Desen hiç kimse bir karışıyor yer bırakmam. Tutuklar bile parseller. Ne yapacaksın? O zaman parsellenmiş yerlerden birini ele geçireceğim. Evet. Benim dünya yaratacak halim de olmadı da göre. Ha? Evet. Yani devlete ülke gerek bir, halk gerek iki, otorite gerek üç. Bu üç unsursuz devlet, devlet olabilemez, devlet denmez. Nasıl? Çocuklar mesela, işte sen anne ol, ben baba olayım, ben size gezmeye gelmiş olayım, eline bir şey alır, kahve içiyormuş gibi lan, yanında kahve var, bir şey var filan ama ses çıkar, kahve çekiyormuş gibi. Onlar inanarak da bu oyunu oynasalar ki çok kez çoğu çocuklar kanar, dalar, hakikaten anne baba sanırlar. Böyle ciddi ciddi oynar ama onları gören bir büyük güleriz yani, şunlara bak ya, gel gel. Şunların haline bak, konuşmalarına falan diye güleriz. İşte Cemalettin Cil de kendine güldürüyor. Anlatabildik mi efendim? Yani devlet otoritesine o kadar titizdir ki otorite bir devlet için inanın ırz kadar önemlidir. Ya şunu yapayım, yok bunu yapayım. Ya bir işte elimi dokundurayım senin hanımı. Orada tahammül yok değil mi ırz konusunda? Devlet de öyle. Yani bir küçücük beş paralık köyde bir bayrak dikme olsa olsa düğünüm için diktiğim bayrağı, o da onun bayrağını dikiyor zaten, ayrı bayrağı diktiriyor. Ha? Dikkat et. Çünkü otoritenin tabiatı bu. Kıskançtır otorite. Kendinden başkasına asla ve kat'a göz yummaz, pas vermez, bir milim bile ona fırsat vermez. Verdi mi zaten kendi ocağı patlar efendim. Giderek yani bir çuvalda bir incir çürüdü mü öteki incirlere güle güle bay bay aynı yola dizilirler. Ya bir an evvel çıkarıp atacağım o inciri, yoksa bir çuval incirin elinde. Onun için böyle, bana böyle diyenler oldu zaman içerisinde, 25 sene evvel biri geldi, Tuzlalı biri vardı ya. Ha. Abi ya ne var, o da denizci biliyor musun? Deniz kuvvetleri. İşte bir ada, boş bir ada bulalım, orayı zapt edelim. Var ya Marmara'da Eşek Adası. orada devlet olalım abi. Yani nasıl olacak lan devlet? Beşik kentmesi gibi bir şey olur. Kimin haberi olacak? Şimdi devlet olandan haberdar olur. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nin bizim devlet olduğumuzda haber oldu, ocağımızı yakar. Bir iki yakından jet uçursa bile duman olur. Yani kiremit falan kalmaz çatılarımızda. Devletin yanında kalacak. Başşehir'in hilafet binağın falan alayını koşturur. Bir iki de benzin bırakıp patlattı mı tamam. İneğine dayanacak, ha ya abi doğru ya. Yani millet böyle hayal pilavı pişirip yemeye pek meraklı. Ne olsa hayal pilavı pişiriyor, beş kaşık yağ fazla koyarsınız o. Daha tatlı olsun. Ha? Olmaz bu şey. Yani her şeyin bir gerçeği var. 'Dirar Mescidi. Bu deyim Kur'an'da geçiyor. Mescid-i Dırar şeklinde. Neden gündemimize aldık, bahis gereği gördük. Bunu açıklayarak, kavramı açıklamaya geçelim istiyoruz. Çünkü birçok yerde güya Kur'an'a yöneldiğini söyleyen Müslümanlar, mevcut mescitlerin, camilerin ne içine uğruyorlar, ne gidiyorlar, ne orada ayrı imama kendilerinden birine tabi olarak da olsa namaz kılıyorlar. Sanki düşman ilan ediyorlar. Buna binaen gündemimize alma gereği duyduk. Mevcut mescitler daha ziyade de Türkiye'dekini kastederek Türkiye'dekileri söylüyorum. Mescid-i Dırar niteliği taşıyorlar mı, taşımıyorlar mı? Buna bakalım. Mescid-i Dırar nedir öncelikle? Kelime anlamı zarar veren mescit demektir. Zarar, Arapça zarar, biz Türkçe zarar diyoruz. Vela valin, vela dalil var ya hani telaffuzda biraz Arapça için
lisan-ı dat diyorlar. Yani dat harfini iyi söyleyebilenin lisanı. Şimdi efendim hepimiz biliyoruz ki bize gelen bilgilere göre, ittifakla gönderilen bilgilere göre Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Mescid-i Nebevi denilen, yani Peygamberin Mescidi adıyla anılan bir mescit inşasını emir buyurmuşlar ve bütün Müslümanlar o günkü imkanlarıyla çok basit, çok sade, lüksün adını andırmayı bırakın hatıra getirmesi mümkün olmayan, biraz köylü tabiriyle söylersek koyun ağılı gibi, davar ağılı gibi böyle onun hayvanın şunun bunun içine girip gezemeyeceği, yani geçke aşamayacağı, işte insanın göğsü hizasına gelecek yükseklikte çevrilmiş bir avlu duvarı gibi, tabanında halı yok, hasır yok, bilmem ne, yani kum, toprak. İşte ön tarafına güya bir gölgelik de yapmışlar, bir iki hurma ağacı atmışlar, fırakları, dalları da ille de gölge yapmışlar. O mesaj filminde gördüğünüz gibi, yani öyle basit bir yapı. Fakat hayat, Medine'deki Müslümanların hayatı, o yapının yapıya ek olarak Müslümanların hükümet merkezi bir bakıma günlük hayatlarının çevresinde cereyan ettiği bir mekan. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bunu Müslümanları toparlayan, yalnızca bugünkü gibi namaz kılınmak için toplanılan değil, insanların orada dertlerini birbiriyle konuşabildiği, sohbet edebildiği, devletten tutun aileyi, ailevi sorunlara kadar birçok sorunlarını gündeme getirebildiği, rahatlıkla girip çıktığı, kadın, erkek, yavur, Müslüman, mesela biz Müslüman olmak istiyoruz diyen çeşitli kabilelerden gelen henüz İslam olmamış insanlar giriyorlar ve orada Resulullah'la görüşüyorlar. Bir bakıma işte hükümet konağı gibi filan. Yani hem namaz kılınıyor hem devlet oradan yönetiliyor filan. Böyle basit de bir yapı yani, öyle dediğim gibi lüksle filan, lüksün kokusu yok. Hangi lüks olsun ki, milletin karnı aç. 2 günde, 3 günde bir, yani 2-3 gün geçmiyor ki 2-3 gün aç kalmasınlar. Böyle bir ortamda mescit yapacak lüksü nereden bulacaklar da yapacaklar. Şimdi Peygamber'in insanları çevresinde toplamak istediği bu bina, kimi münafıkların, yani Peygamber'in yaptıklarını istemeyen, onun tersini isteyen münafıkların açıkça da dile getirememeleri sonucu isteklerini, gelip Peygamber'in arkasında namaza duruyorlar, öbür tarafta da gidip kendi şeytanlarını dost ediniyor ve fitne çıkarıyorlar. Bunların ortaya attığı bir fikir. Diyorlar ki işte, ya Resulullah bizim evimiz biraz işte Mescid-i Nebevi'ye uzak da, yani duyan da zannedecek ki 10 kilometre falan var. Halbuki Medine'nin tüm nüfusu 8 bin gavuru Müslümanıyla, yani Yahudisi bilmem nesiyle. Ondan sonra biz oraya işte bir ikinci mescit yapamaz mıyız filan, yapalım. Şimdi görünüşte nedir? Yani sonuçta Allah'a secde edilen bir mekan yapılacak. Peygamber ne desin? Yani bunu diyenleri tanıyor, niyetlerini de seziyor, uyanık insan. Çevresindeki yakınları Ömerler, Ebu Bekirler de öyle. Yani maksatlarını biliyor bu adamlar. Yani fitne çıkarmak için yapacaklar bunu. Orada kendi aralarında toplanacak, bir iki safı da alacaklar ve Müslümanları ikiye bölecekler. Amaçları bu. Yani zarar verme mescidi adıyla Allah'ın Kur'an'da anması bu mescidinin sebebi var. Açık. Ama buna rağmen sonuçta mescid diye Peygamber ne yapsın bir şey demiyor. Fakat sefere, bir sefere, şu anda hangi sefer hatırlamıyorum ama gidip dönüşünde dönerken bu konuyla ilgili bir ayet iniyor ve o mescidi yakması Allah tarafından Resulullah'a emrediliyor. Konu Mescid-i Dirar deyiminin içinde geçtiği ayette böyle anlatılıyor. Ve o mescidin zarar verme maksadıyla kurulan, yani Müslümanların birliğini dağıtmak amacına yönelik bir mescid olduğu gerekçesiyle Resulullah'a o mescidi yakması emri veriliyor ve Resulullah da bu emri tebliğ ediyor. Yani gelen vahyi diğer vahiyler nasıl tebliğ ediyorsa, o da onlar da tutuşturuyor ve yakıyorlar.
Yani ne kadar sandık, ne kadar bir şey. Ve işte bu muameleyi gören mescidin amacı, yapılış amacı, yapıldıktan sonra işte devam edenlerin amacı filan, bu denli Müslümanları parçalamaya yönelik olur ise, bu amaçla bir mescit yapılırsa, o mescide mescid-i zarar, zarar mescidi denir ve oraya belki gidilmez, belki sonuç itibariyle de yakılabilir. Fakat bugün Türkiye'de mevcut hiçbir mescit, yani hiçbir cami, mescit Türkiye gibi yerlerde şey oluyor, yani daha küçük namaz kılma mahalleri anlamında kullanılıyor. Cami daha çok kalabalığı toplayanlar, cami adı üstünde, cami toparlayan demek, toplayıcı demek. Hiçbir caminin, hiçbir mescidin küçük veya büyüğüyle bu amaçla yapıldığını söyleyebilmek, ispat edebilmek mümkün değil. Yani hepsi biliyorsunuz Türkiye'de rejim yapmıyor camileri, mescitleri ve halk, Müslüman halk, ha babam de babam işte sevap kazanacağım diye en basitinden, en ucuzundan tut, böyle milyarları harcadığı camiler işte Almanya'da Türkiye'nin uzantısı, burada da siz görüyorsunuz, orada da gittikçe görüyorsunuz. Hiçbirisinin amacı bu maksada yönelik değil. O bakımdan mevcut mescitler, camiler asla ne yedilmeyecek yerlerdir, ne yakılacak yerlerdir. Yani bu gözle bakmak doğru değil. Denilebilir ki efendim işte buralarda namaz kıldıran kimseler ya da vaaz eden veya cuma günü işte hutbe okuyan imamlar efendim işte mevcut rejimin verdiği maaşla oralarda bu işi yapıyorlar. Dolayısıyla da rejimin davulunu çalıyorlar. İşte orada namaz nasıl kılalım? Şimdi oranın suçu değil bu. Yani oradaki imamın suçu. Parayla kendini satmış. Eğer tanıyorsanız ki filan mescitte namaz kıldıran adam, bizzat konuştunuz, tartıştınız, yakın hasıl oldu da imanı bozuksa, rejimi İslam'dan daha üstün tutuyorsa, İslam'la açık açık çelişen bir itikat sahibi ise, o zaman kimse sizi öyle bir adamın arkasında namaza durdurmamalı, durduramamalı, yani kılmamalı. Fakat böyle bir bilginiz yoksa, İslam'da bildiğiniz gibi beraat-ı zimmet asıldır. Yani iyi olmak, dürüst olmak, işte Müslümanım diyeni Müslüman kabul etmek asıldır. Ne zamana kadar? Aksi sabit olana kadar. Yani herkes dürüsttür. Ne zamana kadar? A şahsı dürüsttür. Ta ki dürüst olmadığı, yaptığı bir eğrilikle, bir yalanla, bir dolanla, bir düşkarçılıkla ispat edilene kadar şahitliği bilmem öteli verilir. Değil mi? Öbür türlü herkes suçludur. Temiz olan temizliğini ispat etsin. Bu olmaz, olacak iş değil. Zaten yeryüzünde hiçbir kanun da böyle bir şey gündeme getirmemiş. Ne İslam ne de başka. Evet, bu bakımdan bizzat tanıdığınız ve arkasında namaz kılınamaz inancını taşıdığınız insanların kıldırdığı namazlarda cemaat olmayın. Ama o mescit sonuç olarak bizim mescidimiz. Yani elin binası değil. Müslümanların mekanları. Öyleyse gidelim, öyle birisi varsa bile onun arkasında değil, biz ayrı bir cemaat yapıp kullanalım. Onlar bize tabi olsun. Ama oraya gelip giden insanlar Allah için gelip, İslam için gelip gidiyor. Dininin bir gereğini yerine getirmeye geliyor oraya. Bu insanlar bilmiyorlar. Çok seviyorlar dinlerini ama ne olduğunu tanımıyorlar. Çünkü ne olduğunu bilmiyorlar. O zaman iş bilenlere düşüyor bunlara. Çok sevdikleri İslam'ın ne demek olduğunu anlatmak elbette bilene düşecek. Bilmeyene mi düşecek? Gitmeli, oralardan uzak durmamalı ve İslam nedir anlatmaya çalışmalıyız. Ama dinleyen olur, ama dinleyen olmaz. Ama kulak veren olur, ama olmaz. Bu bizim bileceğimiz iş değil. Evet. Bu bakımdan böyle düşünenlerin de mevcut olduğunu bildiğim için göz önünde bulundurup bu konuyu, kavramlar arasını almakta yarar gördüm. Çok karıştırılıyor, birçok konu karıştırılıyor. Bu da karıştırılan konulardan biri. Efendim, devlet mülkiyeti
dediğimiz zaman adı üstünde tasarrufu devlete ait olan mülkiyet anlaşılır. Yani üstünde yapılacak şeylere karışan, üstünde yapılacak şeylerle ilgili yetki sahibinin devlet olduğu mülkiyete devlet mülkiyeti denir. Önce biz biraz geriye dönerek mülkiyet sahibiyet ne demektir? Onun üstünde duralım. Mülkiyet, mülke sahip olma ve sahip olduğu mülkte tasarrufta, harcamada, çeşitli işler yapabilmede bulunabilme anlamına gelir. Mülk derken daha ziyade ağırlıklı olarak gayrimenkuller veya taşınmazlar anlaşılır. Yani bağ, bahçe, bina, dükkan, ev falan filan, fabrika, depo falan. Yani alıp taşıyamayacağınız şeyler, şu karavan da maldır, ona da malik olunur ama ilk ağızda kullanımında karavan için veya işte şu kamera için mülk denmez. Çünkü bunlar taşınabilir, kolay taşınabilir şeylerdir. Taşınmaz diye Türk kanunlarda yazıyor veya işte gayrimenkul, o da Arapçası taşınamaz. Menkul nakledilme demek, nakledilebilen. Gayrimenkul nakli mümkün olmayan, nakilsiz, nakil imkanı olmayan demek. Şu binayı şimdi nereye götürebilirsin? Bir yere götüremezsin. Mülkiyet daha çerçevesini genişletirsek, sahip olunabilen ve üzerinde tasarrufu mümkün kılınan şeyler üzerinde sahibiyet iddiasında bulunmak ve bu iddiaya dayalı olarak da o şey üzerinde tasarrufta bulunabilmeye denir. Mülkiyet üçe ayrılır. Bir, özel mülkiyet. İki, ümmet veya kamu mülkiyeti. Üç, devlet mülkiyeti. Özel mülkiyete ferdi mülkiyet de denilir. Fert ve özel, yani tek kişi anlamına gelir. Bizim ta birinci ciltte altı sayı peş peşe devam eden bir kavramlar yazımızın başlığı şöyle idi. 82 yılında yayınlanan. İlk cilt değil, ikinci cilt. Özel mülkiyet, ideolojilere göre özel mülkiyet ve iktisadi düzen, ekonomik düzen. Her ideolojinin ekonomik düzeni, o ideolojinin özel mülkiyeti tanımını esas alır, tarifini esas alır ve o esas üzerinde ekonomik düzenini kurar. Mesela kapitalizme göre özel mülkiyet tarifi, bir kimse sahibi olduğu şeyde mutlak tasarruf hakkına sahiptir ve dilediği şeyi, sahip olduğu şeyde dilediği şekilde tasarruf eder. Yani istediğini yapar. Mesela 1000 dönümlük buğday mı ekti, yetişti, biçilecek. Benim canım yakmak istiyor, yakabilir, karışamazsın yani. Buna mutlak mülkiyet, kapitalizmde mutlak mülkiyet anlayışı deniyor. Daha sonra Marksizmin ortaya çıkıp kapitalizm için hayati tehlike arz etmeye başlaması, Marksizmin kendisini biraz çeki düzen vermesi, biraz fazlalıklarını alması gereğini duyurdu. Bunun sonucu sosyal mülkiyet anlayışı denilen bir anlayışı kapitalizm benimsemek zorunda kaldı. Bu anlayış şimdinin Avrupa'sında ve Avrupa'nın rejimini, Batı'nın rejimini kabul eden ülkelerde geçerli. Bu da şöyle tanımlanabilir. Bir kimse dilediği yoldan, mutlak mülkiyeti önce tarif edelim. Mutlak mülkiyet, bir kimsenin dilediği yoldan, dilediği şekilde ve dilediği kadar şeye sahip olması hakkıdır. Yani hiçbir kayıt, kuyut, ne keyfiyet kaydı, ne kemiyet kaydı, yani ne nicelik, ne nitelik kaydı, kuyudu olmadan. Sosyal mülkiyet ise kişinin sahibi olduğu manlarda her türlü yolla sahip olabilir. Kumardan da sahip olabilir, çalışarak alın teriyle de olabilir, birisine üç kağıt açarak da olabilir. Sahibi olduğu manlarda kamu zararına tasarrufta bulunamaması, tasarrufta bulunmasına getirilen kamu zararı kaydıdır. Yani bu şu demektir, bir kimse sahip olduğu malda toplumun
zararına tasarrufta bulunamaz. Örneğin işte o sahip olduğu bir dönüm ekili araziyi, buğdayını yakamaz. Çünkü onu yakması demek işte toplumun o kadar buğdaydan mahrum kalması demek. Sonuç olarak toplumun işte buğday fiyatlarının yükselmesi demek bilmem filan filan. Nitekim kanunen bu yasak olmakla beraber varsayalım. Bir de halen Ankara'da olan bazı şeyleri söyleyeyim, duymuş da olabilirsiniz. Mesela mevcut elma fiyatları toptancı halinde düşmesin diye eğer 10 kamyon yeni elma geldiyse o elma alım satımıyla uğraşan insanlar ve haldeki kabzımaller yeni gelenleri göl başında şurada burada çeviriyor, elmalarını bir miktar para veriyorlar ve göle döktürüyorlar. Neden? Elma fiyatları düşmesin. Yani mevcut elmalar kilosu 5000 liradan satılıyor. 10 kamyon da gelse belki 500 liraya düşecek. Düşmesin diye elindekini 5000'e satmaya devam edebilsin diye onlara işte 500 lira üzerinden fiyat veriyor. Fazla fiyat da vermiyor. Yok be, almıyoruz. Çürür. Böyle olunca işte ise 500'den bari satayım daha yıkıyorlar, dökün şu elma. Gene de kapitalizm kendine yol buluyor yani. Sosyal mülkiyet anlayışı söylediğim gibi bu. Yani kişinin sahibi olduğu şeylerde sınırsız tasarruf hakkının kamu zararına bu hakkı kullanamaması demektir. Marksizmde, yani Marksist sosyalizmde mülkiyet, özel mülkiyet hakkı vardır ve şöyledir. Biliyorsunuz Marksizme göre şöyle bir süreç var. Feodalite, kapitalist dönem, feodalite dönemi, kapitalist dönem, sosyalist dönem ve komünist, komün dönemi. Yaşam biçimi olarak. İşte madde tabiatında sakladığı zıtlıkları çeliştirerek, çarpıştırarak gelişir, olgunlaşır ve giderek işte feodalize toplum düzeni kapitalizme geçer. Kapitalizmde bu çelişki sürdürülür, vurdurulur, kırdırılır birbirlerine derken sosyalist döneme geçer. Sosyalist dönemde de yine devam eder. Bu sonunda en mükemmel hal olan komünist döneme, komün şeklinde yaşam dönemine döner. Tabii sosyalistler hiçbir zaman o komünist dönemi görmediler. Ancak kağıt üstünde David Ricardo'dan tutun Thomas Taquin'e kadar kağıt üstünde bunları yazdılar, çizdiler. İşte John Ahmet'in devri daim makinesi gibi bir şey oldu. Bizimkilerin adil düzeni gibi. Bizde deli mi aran, elde de deli mi aran? Yolu her toplumun işte sorunlar akıllısı var. Sosyalizmdeki mülkiyet, teorik olarak söylüyorum, bir kimse mülk sahibi olabilir. Bir şeylere sahip olabilir. Lakin ancak kendine yeter miktarda olanına, o miktardakine sahip olabilir. Onu aşanına sahip olamaz. Çünkü kendine yetecek miktarda, mesela kendinin oturabileceği büyüklükte bir evin sahibi olabilir. Fakat ikinci bir evi olamaz. Yani kiraya verecek bir evi de olursa o zaman o üretim aracı oluyor. Kendi oturduğu tüketim aracı. Tüketim mallarına sahibiyet hürriyeti vardır, serbestliği vardır sosyalizmde, Marksist sosyalizmde. Ama bir bisikleti olur kendi binmek üzere ama ikinci bir bisikleti veya arabası olsa da işte çalıştırsa filan o üretim aracı olur. Üretim araçlarının mülkiyeti ise devlete aittir. Kesinlikle fertlere yasaktır. Dolayısıyla olamaz. Komünist anlayışta ise, yani bir üst aşamada Marksizme göre, tüketim araçlarının da, üretim aletlerinin de, araçlarının da mülkiyeti ferde tamamen yasaktır. Onların iddiasına göre yasak da değil. Yani fertler o kadar olgunlaşmış ki hiçbir fert, efendim en küçük bir şey benim olsun deme ihtiyacı duymayacaklarmışmış filan. Tabii İşte dediğim gibi adil düzenin havalarında bir başka bozlak bu da. Güneydoğu Anadolu taraflarından değil mi?
Öyle hayali şeyler bunlar yani, hiç gerçekleşmemiş olup bitmemiş şeyler. Marx'a göre mesela yeryüzünde ilk ihtilaf özel mülkiyet, mülkiyetten çıkmış. Habil evleneceği kızı Kabil almasın diye. Kabil de Habil alması kalmışlar ve Kabil Habil'i öldürmüş. Hazreti Marx böyle buyuruyor ve Hazreti Ali Şeriati de böyle buyuruyor efendim. Senin neren Müslüman o zaman? Nasıl iş bu? Sen Marx'ın temelini oturtuyorsun kendi düşünce temelini. O da eski bir Marxist ya Ali Şeriati. Ama demek ki ciğerinde leke kalmış yani. Tümüyle kendini temizleyememiş. Hastalığı tümüyle atamamış. İslam sosyoloji üzerine diye bir kitabı 79 veya 78'de yayınlanmıştı. Düşünce Yayınları tarafından, hatırlıyor musunuz? Daha sonra da sanıyorum tekrar basıldı. Ali Şeriati'nin Türkçe'ye aktarılan, tercüme edilen ilk kitabıdır bu. Orada yazıyor. Evet. Özel mülkiyet konusunda İslam'ın görüşüne gelince açıkça şunu söylemek gerekiyor. İslam'da özel mülkiyet serbesttir. Fakat mutlak surette keyfiyet tahdidine tabi olmak kaydıyla. Keyfiyet tahdidi, sınırlaması ne demektir? Bir kimse kemmi sınırlamaya tabi tutmadan, yani miktar belirlemeden, şu kadar eve, bu kadar ağaca, bu kadar ineğe, bu kadar atağa, bu kadar arabaya sahip olabilir. Fakat asla bunların bir tek civatasını bile haram olarak belirtilen yoldan elde etmemek kaydıyla. Elde ederse devlet tarafından istirdad edilir. Yani elinden alınır. Ayrıca da işlediği suçun cinsine göre cezalandırılır. Anlatabiliyor muyum? Kazanırken asla bir haramdan kazanmaması gerektiği gibi, helalden kazandığından da haram olarak belirtilen herhangi bir şeye 5 kuruş para harcayan. Bu açıdan biz İslam'da özel mülkiyeti tarif ederken keyfiyet sınırlaması koyuyor İslam diyoruz. Yani nasıllık, nicelik, nasıl kazanabilirsin, nasıl kazanamazsın. Yani bana piyangodan para çıktı, ne yapacağım? Sen kumar oynamışsın, bir kere suç işlemişsin, şimdi ikinci bir suçsa kumar parasını alıp ne yapayım? Al da camiye ver filan diye. Eğri büğrü Müslümanların yaptığı iş. Cami sanki pislik temizleme yeri. Çamaşırhane mi ulan? Bütün öyle gayrimeşru kazançlar. Bankada param var, şu kadar faiz tutup ben yemeyeceğim, fakirlere vereyim diye. Madem bu pislik kendine yakıştıramadığını, ben fakire nasıl yakıştıracağım? Ha? Kendi yediğinizden yedirin, kendi içtiğinizden içtirin, kendi giydiğinizden giydirin diyor senin dinin. Sen ise kendi içeğin götürmediğini bana ikram edeceksin. Bunun neresi ikram ulan? Böyle şey olur mu yani? Ne kadar abes, ne kadar tuhaf olduğu açıkça meydanda. Evet, İslam'da özel mülkiyet böyle tanımlanır. Yani bir kimse istediği şeye, istediği miktarda sahip olabilir. Tabii sahip olunabilecek istediği şeye. Hani bu kadın satınabilir, yok bilmem esrar satabilir filan anlamında değil. Çünkü mal sayılan şeyler var, İslam'da mal sayılmayan şeyler var. Mesela içki, mal sayılmıyor. Onun için bulunduğu zaman satılmaz, edilmez, dökülür, kırılır ve telef edilir. İtlaf edilir. Çünkü mal değil. Anlatabiliyor muyum? O bakımdan ben işte içki aldım filan yok. Yani bunu satayım da işte ondan sonra bir daha almayayım. Yok, içki yok edilir, dökülür. Ya sirkeye dönüştürülmesi, başka bir maddeye dönüştürülmesi mümkünse dönüştürülür ve o madde olarak yakılır, edilir filan, öyle yararlanır. Yoksa kesinlikle mal sayılmaz. Ayrıca özel mülkiyet konusu, devlet mülkiyeti ve ümmet mülkiyeti konusu olmayan, yani mülkiyete konu olmayan şeyler vardır. Mesela güneş, güneş enerjisi benimdir demek mümkün mü? Yeryüzünde ne kadar insan, canlı var, hepsinin zaten yani. Bir kendinize tahsis edemezsiniz. Bir kişinin ya da bir ümmetin ya da bir devletin mülkiyet hudutlarına sığmayacak kadar büyük bir şeyi zimmetinize geçirmeniz, benimdir diyebilmeniz mümkün olmaz. Böyle mülkiyete konu olmayan
mülkiyete konu edinebilme imkanı bulunmayan şeyler mülkiyet konusu değildir, olamaz. Ayrıca sahibi olunması bir kişi için mümkün görünmeyen insanların ortak yararlandıkları ana yollar, tali yollar, yani bir kimsenin çiftliğinde işte şuradan öbür tarafa gitmek için açtığı özel yol onun olabilir. Ama şu yol benim, yani şu köye gidiyor. Bunlar nasıl senin? Senin olursa geçirmeyebilirsin insanları. O zaman orada oturanlar havadan mı, helikopterle mi gidip gelecek? Olmaz öyle şey. Yani yollar, meydanlar, insanların topluca yararlandığı göller, sahiller. Tamam? Bunlar özel mülkiyet konusu olamaz. Ancak ümmetin, yani insanların, o toplumda yaşayan insanların müştereken kullandıkları mülkiyetlerinin konusudur. Bunların yönetimini ümmete vekaleten devlet üzerine alır, üstlenir ama kesinlikle ne devlet mülkiyetine girer bunlar, ne de fert mülkiyetinin konusu olabilirler. Biz bu suretle hem fert mülkiyeti, hem devlet mülkiyeti, hem ümmet mülkiyetini üçünü birlikte işlemiş oluyoruz. Birbiriyle entegre konular olması bakımından. Ve İslam'da hem fert mülkiyeti hem ümmet mülkiyeti, yani diğer bir adıyla diyelim kamu mülkiyeti, hem de devlet mülkiyeti vardır. Fertler olsun, ümmet olsun, devlet olsun, sahip olunması mübah olabilen olan şeylere ancak sahip olabilir. Ne devletin, ne ümmetin, ne de herhangi bir ferdin, örneğin bir domuz çiftliği olamaz. Olamaz yani. Olabilemez böyle bir şey. Efendim içki fabrikası olamaz. Biz yapalım da işte Alman gavuruna satalım. Olamaz efendim. Yani biz kendimiz için haram gördüğümüzde ellere de haram gören bir ümmet. He? Olamaz. Efendim afyon bize haram. Ne ya işte bunu götürelim. Merhaba şurada satalım. Bu kadar para getirin. Onları zehirleyelim. Ondan sonra peki zehirlediğin topluma İslam götürecek. İslam'a çağıracaksın. Çünkü bununla görevlisin. Zehirlediğin adamlar İslam'a giren kaç para eder, girmeyen kaç para eder yani. Demezler mi sana ki ya sen bize bu gözle bakan adam ne yüzle bizi dinine çağırıyorsun derlerse ne diyeceksin? Yerin dibine girersin. Ha? Kimi yarım akıllar öyle yapıyor ya, bu anlayış Müslümanım diyenlerin arasında az yaygın değil biliyorsunuz. Böyle şey olmaz. Adam cihad ediyorum diye çalıştı fabrikada bilmem ne makineyi bozuyor. Anahtarı düşürmüş gibi yapıyor kalın madeni anahtarı. Adamın çarklarını duyuyor. Beğenmiyorsan çalışma. Defol git. Peki. Beğeniyor, çalışıyorsan ve karşılığında bağırsan o zaman ahdini bozma ve ahdine riayet et. Allah ne diyor? Kur'an'da açık açık diyor ki kafirlerle de olsa ahdinize, sözleşmenize, sözleştiğiniz şeylere riayet edin. Onlar bozmadıkça siz bozmayın. Size verilen emir bu. Siz ne yapıyorsunuz? Tam tersini. Ondan sonra da Allah'ın has kulu olacak. Aha, fos kulu olursun da. Öyle şey mi olur? Hem onun dediğinin tersini yapacaksın, hem de onun nezdinde has kulu olacaksın. Avucunu yala. Fos kulu olursun. Evet. Özel mülkiyet ve devlet mülkiyetinin konusu başka başka olmakla birlikte kamu mülkiyet, yani ümmet mülkiyetine ait şeyler, caddeler, meydanlar, güneş ışığı, ormanlar, madenler, yani madenlerin de hepsi değil, tükenmez madenler diyebileceğimiz kısım. Yani miktar itibariyle, rezerv itibariyle o kadar çok ki ona sahip olmak bir kişi için fazla sayılır. Yaşanılan devirdeki zenginlik konjonktürüne göre sahip olunacak miktar bir kişi için fazla sayılacak miktar ise bu denli rezervi fazla olan şu veya bu madeni sahibi fert olamaz. Ama küçük düşük rezervli bir madene fert sahip olabilir. Hacim itibariyle büyük olabilir, değer itibariyle düşüktür. Efendim bir küçük göl tuz gölüdür. Bunun alayını satsan zaten kaç paradır ama şu ev kadar bir yerde altın varsa bu adamı tır dolusu zengin eder. Yani bu bakımdan madenlerin değeri de tabii farklı olduğundan hacme bakılmaz. Sonuç itibariyle o madenin toplam rezervi, o rezervin paraya tahvili çevrilmesi
sonucu yapılacak bir takım masraflar vardır. Kazısı, rafinasyonu bilmem filan. Bunlardan sonra elde kalacak miktara bakılır. Bunların ölçüsü mesela 50 milyon, 100 milyon, 200, 300, 500 milyon bir şey değil. Bununla sahip olabilirken bu kadar tutacak miktardaki madene. Çünkü ne var 500 milyon ortalama boyda, orta boyda bir daire bile satın almıyor Türkiye'de şimdi. Yani 1 milyar, 2 milyar para da ama 50 milyar, 100 milyar, 200 milyar falan büyük para yani bir fert için. Toplumun durumuna göre epey büyük para. O bakımdan rezervi o kadar tutan madenlerin mülkiyeti ümmete ait olur. Evet, ormanlar bir kişi kendi arazisinde özel fidanlık yetiştirebilir, onu büyütür, orman yapar, keser, satar veya satmaz, onun bileceği iştir. Ama böyle hıdayına bit bitmiş, Allah'ın işte dağda, bayırında bitmiş, yetişmiş ormanlar kamunun ortak mülkiyetine ait sayılır ve öyle de muamele görür. Efendim, bu gibi hususlarda ümmet mülkiyetini ümmete vekaleten devlet işletir, devlet tasarrufta bulunur ve ümmet mülkiyeti kesinlikle kişi veya devlet için harcanmaz, ümmete baş hesabı dağıtılır. Yani ne çıktı bir senede kar sonuçta, işletme masraflarını tüm gelirlerden düştüğünde diyelim 500 trilyon çıktı varsayalım. Kaç kişi yaşıyor? 50 adam başına işte birer milyar lira para düşür. Kelle başına. Sen kaç kişisin? 4 kişi. Sana 4 milyar lira. Öbürü kaç? 3. 3 milyar. Ver 2. 8. 8 milyar. Yani baş hesabı dağıtılır. Ümmetin zengin fakir dememiş. Ama zengin ihtiyacı yokmuş, ona ait olanı aldığını başkasına tasadduk eder, onun bileceği iş. Yani zengin, fakir, kadın, erkek demeden, ne kadar insan varsa, çocuk, büyük demeden, herkesin ortaklaşa malı olduğu şeye ümmet mülkiyeti denir. Şimdi Resulullah toprak vermiş, dağıtmış şuna buna, var olan boş toprakları ama işletilmesin, uzaktan manzarasına bakılsın diye değil. Toprak ne için? Öncelikle insanların yiyecek ihtiyacını karşılamak içindir. Ekilirse biçilecek bir şey ortaya çıkar. Biçilecek bir şey ortaya çıkarsa insanlar ondan yararlanır. Yoksa boş topraktan nasıl yararlanacak? Bu bakımdan nüfus az iken belki fazla bir şeye ihtiyaç yoktu ve Bilal kendisine dağıtılan toprağı işlemiyordu. İhtiyaç da yoktu ama nüfus arttıkça hudutlar da genişliyor bir taraftan, yiyeceğe içeceğe de fazla ihtiyaç duyuluyordu. Onun için 3 sene üstü üstüne ekilmeyen toprak ekmeyenin elinden alınır ve ekip dikene verir. Hazreti Ömer de hilafeti zamanında herkese bu ihtiyaca binaen sahibi olduğu toprakları işlemesi emrini vermiş. 3 sene ekip biçmeyenin elinden hani bir sene nasıl kalıyor bilmem ne yapıyor, hadi 2 sene beklet toprak zayıftır filan ama 3 seneden fazla bekletme hakkın yok. Ekip biçersen senin ama ekip biçmiyorsan elinden devlet alır, ekip biçecek ve oradan insanları yararlandıracak mahsul alacak kimseye verir. Dolayısıyla bu benim deyip üstüne yatmak hakkı da yoktur insanların. Yani her şeyi elinden alınır anlamına değil. Çıkarılıp şu yüzüğü de alınmaz yani. Ama servetin atıl durması, iktisadi değerlerin toplum yararına kullanılmamasının önüne geçici tedbirler alınır. Paranın akışkanlığı sağlanır, tedavülü sağlanır. İnsanların elinde çok süratle dolaşması sağlanır ki bu ticari hayatın fevkalade canlı olduğunun işaretidir. Tabii. Yani zenginlik bazılarınızın elinde dolaşan bir güç olmasın ayetinin işareti de budur. Zekatını verin diyorlar. Tabii yani zekatınızı vereceksiniz ve zekat ayrı bir fasıl olarak devlet tarafından toplanır ve nelerden, geçen yine bir vesile değindik derste mi yoksa ders dışı bir konuşmada mı? İktisadi değer sayılan her şeyin belli bir miktarını aşan miktarından alınır.
Yani ona da nisap deniyor. Nisbetten geliyor. Nisap. Belli bir miktar. O hani asgari ücretten vergi alınma filan gibi. Yani vergi alınacak şey bir miktarı asgari ücreti aşması yani. Asgari ücret ve daha aşağısı kadar geliri varsa zaten adam zor geçiniyor. Bir de karnını doyurmaktan aciz adamdan vergi alınır mı? O durumda yani zekat da alınmıyor. Onun bir hududu var. O hududa nisap deniyor işte. Bu şu kadar, bu kadar, dün şu kadardı, bu gibi olabilir. Bugün paranın adı var, tadı yok. Değil mi? Dün milyoner dedim, böyle fal taşı gibi açılan gözler bakardı milyonere. Bugün çöpçü, gece kondurcu bilmem ne, hem de kaç milyonun sahibi yani. En kötü bir gece kondu 50 milyon, 100 milyon. En kötüsü. Milyonun adı var, kendi yok. Değeri düşüklüğünden. Zekatın Kur'an'da harcanacağı yerler açık açık sayıldığı için fakirler. Fakir şu demek. Geliri olduğu halde yaşam seviyesine göre geliri yetmeyen demektir. Yani diyelim şu şekilde yaşıyor, şu gecekondu mahallesinde yaşıyor. Orada o şartlarda normal bir hayat sürebilmesi için ayda 5 milyona ihtiyaç varken o çalıştığı işten emeği ancak o kadar ediyor diyelim 3 milyon alıyor. İşte bu aradaki farkı bulunan insanlara fakir gözüyle bakılır ve toplanan zekattan o 2 milyon aradaki açık verilir ki o oradaki hayatını sürdürebilsin. Bunlara fakir deniyor. Kazancı var fakat belli yaşam standardını sürdürmeye yetmiyor. Belli derken kendisiyle mütenasip. Yoksa hani ben her gün Hilton'da yatacağım bana verin. Yavaş ol ben sana Hilton. Rüyana girmiyorsun. Zekattan Hilton'da yatılır mı? Olur mu öyle bir şey? Şimdi evet fakir bu. Mesakin diyor Kur'an-ı Kerim. Miskinler. Bunun anlamı da hiçbir şeyi olmayan yani hiçbir geliri olmayan. Semra anamızın oğulları gibi biz dikili ağacı bile bulunmuyorlar. Evet. Bu vesileyle ona da bir koltuk deyip geçelim. Efendime söyleyeyim. O diyordu ya benim oğullarım dikili ağacı yok tabii. Ben dikili ağacımı ona versem de oğullarlar nesi varsa bana verse. Böyle biraz eşitlesek. Değil mi? İstemiyoruz kimsenin malı da yani. Bunun söylediği lafın garabetini ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Evet, hiç geliri olmayan, kazanmaktan da aciz kimselere miskin denir. Toplanan zekattan bunları yaşatmak için, bunlar için gerekli, çoluk çocuğu, evi, markı için gerekli şey verilir. Mesakin bunlar. Ve İbn-i Sebil yol oğlu, yani yolcu. Kısaca Arapçada öyle bir deyim ama Türkçe yolcu diyoruz. Yol oğlu ne demek? Sılasından ayrılmış yani evinin, barkının, ikamet ettiği yerin bulunduğu yerden ayrılmış. Filan yere seyahata gitmiş. Bir iş için, gezmek için, şunun için, bunun için. Ama dönecek ya cüzdanını düşürmüş ya parası bitmiş. Ve memleketine dönecek, evine, barkına ulaşacak kadar vasıta parası, işte bu arada yemek parası yolun uzunluğuna filan göre yok. İşte bunu karşılamak üzere o kişi bulunduğu yerdeki zekat dairesine başvurur ve oradan kendisini sılasına ulaştıracak miktarda para kendisine verilir. Efendim, örneğin trene bindirilir, sülüsü verilir, askeriye yolladığı gibi. Tamam, yemek parası da verilir, yollanır ta ki evine kavuşsun için. Efendim, başka, fi sebilillah, Allah yolunda. Bu çok geniş bir kavramdır. Bu insanlarından gelip alıp basıp dağıtmaktan, tercüme ettirmekten tutun. Sosyal tesisler yapmaya kadar, fakirler için aşevinden tutun, bilmem, efendim sakatlara tekerlekli araba yok, motorlu bisiklet hediye etmeye kadar. Yani çok geniş bir alan ya. Bunlar saymakla bitirmek mümkün değil ama şöyle birkaç örnek verirsek gerisini kendiniz getirebilirsiniz. İbn-i Sebil, para var mı sakin? Kalpleri İslam'a sınırlı. Evet, kalpleri müellefetil gulûb, kalpleri sındırılmak gerekenler. Neye? İslam'a. Yani insanlara iyi davranırsanız
iyi davrandığınız insanlar ideolojinize de ısınmaya başladılar. Size ısınmaktan başlayarak taşıdığınız dünya görüşüne de ısınırlar. İşte gerek o gibilerin zararından korunmak, gerekse o gibileri İslam'a yaklaştırmak için o durumda görülen kimselere verilir zekattan. Buna da kalpleri telif, ılıtmak, ısıtmak anlamında için verilir. Daha bir iki kalem daha var, şu anda hepsi hatırıma gelmedi. Yani tek tek bunlar sıralamanın üzerine Kur'an'da saydım. Evet, zekat faslı böyle ve kimse bu fasılların dışında bir şey için zekata dokunamaz. Yani mesela insanlara doğruları öğretecek bir televizyon için zekat verilebilir. Yani fiiste bir cihat var ya, yani Allah yolunda cehd sarf etme. Bu televizyonla, sinemayla, film çevirterek, mesela çok zengin olsam ben şahsen Peygamber'in hayatını bir dizi halinde hem de Mustafa Akkat'a çevirtirim yani yönetmen olarak. Şu Mesaj gibi, Ömer Muhtar gibi kaliteli filmler yapıyorum. Değer. Birçok fakiri doyurmaktan değer. Çünkü fakiri doyurmak, karınlarını doyurmak, bu da kafaları doyurmak anlamında yani. O da acıktırmak değil, doyurmak. Bu kanaatim o ki artırılıp azaltılabilir. Sebebi şu, asıl olan zekat kelimesi adı üstünde malın temizlenmesi anlamına gelir. Zekat, teskiye, Arapça, temizlenme demek. Mesela diyoruz ki ben Dursun'u size teskiye ederim. Yani Dursun'un temizliğine ben kefil olurum anlamına gelir. Zekat dendiği zaman malın temizlenmesi anlamı taşır bu kelime. Malın temizlenmesi bir, o malın her halükarda içine karışmış kazanılırken bilmem filan onların temizlenmesi artı, bütün dikkatinize rağmen artı size verilip kendisine verilmeyene verip vermediğinizi Allah sizi imtihan için size fazla veriyor, bana fazla veriyor. İşte bu da yine malın temizlenmesi anlamını taşıyor. Dolayısıyla asıl olan burada nisap değil, malın temizlenmesidir. Ve bu temizlik öyle bir temizliktir ki iktisadi uçurumları bir toplumdaki kitleler arasındaki iktisadi uçurumları azaltır. Yani bir vesileyle yine söylediğim gibi yani kimileri milyarlarca doların üstüne oturmuş kahkah yapıyorken kimileri 60 milyon da Amerika'da varillerin içinde yaşıyor. Ya da işte köprülerin altında yatıyor bilmem filan falan. Bu korkunç bir mesafe. Yani bu 2,5'la filan kapatılmaz. 2,5'la kapanır mı? Öyleyse toplum belli bir düzeye gelene kadar 2,5, 5 de uygulanabilir, 10 da uygulanabilir ama sonuna kadar da böyle yok. Yani sonunda toplumda öyle açıklık fazla değil de normale düştüğü zaman da 2,5'a indirilebilir. Kanaatını taşıyorum yani. Böyle bir gerekçeyle bu teskiye malın temizlenmesi emredilmiş olmalı. Yoksa laf olsun diye değil, olamaz. Zaten. O bakımdan bir de zekatın kendisinden verileceği şeylerle ilgili de yine sanıyorum konuştuk ama ders konusu olarak değil de öyle bir masada. O da yani hadislerde sayılan şeylerle bağlı kalmanın kelimelere bağlanmak olduğunu, anlamdan uzaklaştıracağını düşünüyor ve öyle kabul ediyoruz biz. Sebebi de şu, insanların bulundukları, yaşadıkları coğrafyada ve zamanda sahibi oldukları şeyler değişik olabilir. Örneğin patates Almanya'da yetişmiş, Türkiye bilmiyordu. Dolayısıyla Türkiye'de yaşayan bir peygamber, oradan çıkan bir peygamber varsayalım. Patatesten 100 bin ton da patates çıkarsan zekat ver diyemez. Niye desin? Patatesi bilmiyor ki desin. Kimse zaten patatesi de bilmiyor, o da bilmiyor diyemez. Ama zaman oluyor, işte ulaşım artıyor, insanlar dünyayı geziyor, görüyor, bakıyorsunuz. Bugün Almanya'dan daha fazla patates üretilir oldu Türkiye patatesin adını bilmek. Potato. Yavurcası, İngilizcesi. Kumpir. Adı üstünde. Hayvan az yavuk. Evet, bak hayvan ayı unutmadım. Çok fena kulağıma küfe yaptım. Evet.
Dolayısıyla mesela muz bilinmediği için tanımıyor o coğrafya. Yani yetişmiyor. Ne yapacak? Hurmadan verilir demeyip de muzdan verilir dese demez mi insanlar ki ya Resulullah muz ne? Neye benzer bu? Şuna mı buna mı? Üzümü tanıyor, üzüm onun için zekat verilmiş diye söz söylemiş. Biz anlıyoruz ki yani buradan mana çıkarıyoruz. Yani iktisadi değer sayılan, değeri olan ve toplumda yaygın olarak zenginleşme sebebi sayılan şeylerden zekat verilir. Mesela çok ender bir adamda bir antika var. Yani antika bir tablo var şu kadar, ona zekat düşmez. Bir adamı zenginleştiren şey değil. Ondan herkes elde edebilir ve ettiği takdirde de zengin olabilir. Bazında yaygın, sahip olunabilecek boyutta şey olmalı. Bilmem anlatabiliyor muyum? Öyle, yok bu şeker pancarı olur, otomobil olur, deve sürüsü olur, tır sürüsü olur. Anlatabiliyor muyum? Yani zaten dünün deve sürüleri, kervanları, bugünün tırları işte. Veya dünün deve sürüleri, bugünün tır sürüleri işte. Evet, Ömer İbn-i Hattab Şam'a gidiyormuş. İşitmiş ki yaklaştıkça Şam'da bir yaygın hastalık, veba var. Orada da Müslümanlar var, Müslüman vali var filan. Yolunu çevirmiş, salgın hastalık olan yere gitmiyor ve Kudüs'e gitmiş. Ona vali haber göndermiş. Demiş, ya Ömer, Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun? Ömer de ona mektup göndermiş, demiş, evet, Allah'ın kaderine kaçıyoruz. Yani Kudüs'te yok mu ulan? Bu ne kafasızlıktır diyor yani. Yani öyle kaçtı diye gayrimenkule yatırdı, onun geliri yok mu? Boş tutacak değil herhalde. O zaman gene düştüm ağabeyim. Evet, konumuz din istismarı. Televizyonlarda, radyolarda, gazetelerde bolca dinlediğimiz, okuduğumuz bu kelime, bu ıslah çokça kullanılıyor. Ve daha ziyade de dinle alakası olmayanlar tarafından kullanılıyor. Yani din derken İslam'ı kastederek söylüyorum. İslam'la alakası olmayanlar tarafından bolca kullanılan bir deyim olarak din istismar ediliyor. Dini istismar ediyorlar, bilmem filan ediyor, bu ediyor, şu ediyor gibi sıkça kullanıldığını görüyoruz, duyuyoruz. Efendim, din nedir? Dünya görüşü eğri veya doğru olsun, dünya görüşü ve dünya görüşüne dayalı bir yaşam biçimi ikilisinden oluşan şeye din denir. Bunun eğrisi olur, bozuğu olur, çürüğü olur, kurtsuzu olur, burtsuzu olur, sağlamı olur, ayrı mesele. Ama her halükarda din denir. Çünkü hepsine din denir. Çünkü Allah Kur'an'da açık bir şekilde lekum dinikum veliye din demek suretiyle Kureyşlilerin uydurduklarına da din demiş, kendi dini içinde aynı lafzı, aynı sözü kullanmıştır. Ama daha çok konuya açıklık getirici bir başka ayette de demiştir ki inne dine indallahi'l İslam, yani Allah indinde din İslam'dır. Allah katında geçerli olan din, gelecekseniz bir dinle ki zaten geleceksiniz. O takdirde Allah'ın diniyle Allah'ın huzuruna gelin ki o sizden kendi dinini kabul etsin. Yoksa kendi dininizle gelirseniz, kendi uydurduğunuz dinlerle veya başka bir dinle gelirseniz o geçersiz. Yani sahte parayla vezneye gelirsen vezne onu bozmaz gibi. Şimdi dinin bu genel anlamını söyledikten, İslam dininin de özel yerini belirttikten sonra din istismarı kavramına açıklık getirmeye çalışmamız daha kolay olacak. O zaman yani laik, demokratik bir akide ve dünya, yani dünya görüşü ve ona dayalı yaşam biçimi de bir dindir. Öyle değil midir? Efendim, Marksist düşünceye dayalı sosyalist veya komünist yönetim de bir dindir. Biçimi, dünya görüşüdür.
herkesin bunları kullanması ki kullansın diye zaten icat edilmiş ve kullanılıyor. Örneğin Batı'da ve Batı'ya benzemeye çalışan yerlerde işte laik demokratik düzen kullanılmaya çalışılıyor. Allah bir kenara itilmiş, biz yaparız, biz biliriz, biz çatarız diyen ukala insanoğlu kuruntusu yaşam tarzı oluyor, dünya görüşü oluyor. Din en dar alan olan kalbiyle insanın arasına sıkıştırılmış, sıkışmış vaziyette duruyor. Bu da bir din. Eğri bir dindir. Allah katında makbul değildir filan ama bu da dindir. Dikkat ederseniz onlar dinlerini kullanıyorlar. Kullanmaz dirme anlamında Arapça karşılığı istismar. İstismar ediyorlar. Yani değerlendiriyorlar, kullanıyorlar. Yaşamlarını ona göre ayarlıyorlar. Politikalarını ona göre ayarlıyorlar. Kendi dinlerine göre ayarlıyorlar. Fakat bunun adına istismar demiyorlar. Kim dini istismar etmiş oluyor. Kaldı ki onlar da kendi dinlerini istismar ediyor, semerlendiriyorlar. Değil mi? Yalnız Müslümanım diyenler İslam ile toplum yönetilsin, fertler nefislerindekileri İslam'la değiştirsin dedi mi, din istismarcısı, dini siyasete alet ediyor oluyor. Peki siz mülkiyete mi alet ediyorsunuz? Neye ediyorsunuz? Kendi dininizi? Dininiz de kendi siyasetimizin aleti olarak kullanılmıyor mu? Yani Türkiye'de laik, demokratik esaslara göre siyaset yapmıyor musunuz? Evet. E siz de dininizi, siyasetinizi alet ediyorsunuz. Ticaretinize de alet ediyorsunuz. Ha? Yaşamınıza da alet ediyor. Zaten onun için bu alet icat olmuş. Yani kullanılsın için. Yoksa rafta dursun diye yapmamışsınız. Öyle olsaydı hiç elinize dokunmazdınız. Orada dururdu. Değil mi? Şimdi herkes yaparsa tukaka, herkese şapur şupur İslam'a Allah aşkına, İslam'a sıra gelmiş. Ha? Olur mu öyle iş? Bir uyanıp da çıkıp da bu durumun gerçeğini anlatmıyor. Vallahi Allah ayakta uyuyor millet. Ya böyle şey olur mu? Ya mesela böyle bu konusu bu olan bir açık oturum veya panel olsa dumanını attırırım vallahi karşı tarafta. Siz neyi istismar ediyorsunuz lan? Elinizi kolunuzu mu kullanıyorsunuz? Siz de dininizi kullanmıyorsunuz. Tamam biz de kullanıyoruz. Sana ayıp olmayan bana niye ayıp oluyor? Ben de araçla yapıyorum, ben de araç. Tamam. Araçlar da zaten aletler de kullanılsın diye yapılmış değil mi? Sen kelpeden kullanıyorsun, suç değil. Ben tornavida kullanıyorum, suç. Niye suçlu? Benim işime tornavida yarıyor, seninkine de benzer. Buyur. Yani bunun neresi? Suçsa seninki de suç, benimki de suç. Suç değilse ikisi de suç değil. Çünkü ikisi de alet. Yani yaşamımızı kendine göre ayarladığımız alet anlamında. Yoksa hani kullanılıp atılacak şey anlamında alet demiyorum. Bu bakımdan bu kavramı iyi anlamakta kullananların ne ifade etmek istediği kavranılmak istenirken dikkat edilmekte büyük zaruret, büyük yarar var. Hani onların yaptıkları da bu. Ama kendilerine suç değil fakat size suç. Onlar yaparsa hani derler ya hizmetçi yaparsa suç, kırarsa suç, hanım yaparsa ne? Kaza. Ha? Hanım kırarsa kaza. Yok, ikisi de suç. Yani eğer evdeki vazoyu kırmak zararlı bir işse, değil mi? Kırılmaması gerekiyorsa bir vazonun, o zaman hizmetçi de kırsa suç, hanım da kırsa suç. Yani hanım kırdı diye kazaymış. Niye hizmetçininki kaza değil, hiç fukara kaza yapamaz diyor. Onun kaza yapmaya hakkı yok. Ona yasak mı kaza yap? Böyle bir söz var ya. Tabii İslam yaparsa suç, kendileri yaparsa bu din istismarını kaza. Yani kaza suç sayılmıyor yani. Olur mu öyle şey? Evet, din istismarı konusuna bu kadar değinmek ve ondan sonra geçmek istiyorum.